Anadolu Sigorta bilançosu geldi. Grafiğe baktığımızda korkunç bir grafik görüyoruz. Çünkü inanılmaz derecede rally yapan ve yükselen akabinde düştü. Peki çok düştü mü? Şimdi sadece grafiğe bakarsan hayır çok düşmedi. Peki firma yaptığı karlarla altını doldurdu mu? Eğer bunu yaptıysa o zaman bu düşüş yani makul olabilir. Belki bir alım fırsatı, belki bir fırsat da oluşmuş olabilir. Şimdi uzmanları dinliyorum. Sigortacılığı hala bayağı övüyorlar. Evet doğru çünkü seneye de faiz kazançları sebebiyle milletten aldıkları parayı işte tahsilat zamanı gelene kadar faize yatırdıkları için sigortacılık için kazançlı bir dönem. Bir de döviz de gidemiyor. Orada da istikrar var. Ve bu devam edecek seneye de. Çünkü faizler bu yıl inmeyecek gibi. Faizler inecek gibi oldu bir yer. Orada zaten çakıldı sigortalar. Şimdi o tekrar yani faiz indirimi öbür yıl ertelendi gibi bu yıl olmayacak gibi. Ama ben yine de belli olmaz diyorum. Çünkü siyasiler burada önemli. Oy kazanma, oy kaybetme. Burada iş adamları istekleri falan bunlar da önemli. Ama yine de faiz inse bile diyelim ki faizler %45'ten %30'a düştü seneye. E olsun %30 da yüksek bir faiz ki. Sigortacılık şu anda favori sektörlerden birisi hala son faiz indirimi gibi olunca biraz karizma çizilse de sigortacılıkta sert satışlar görsek de hala şu anda iyi bir sektör. Seneye de iyi olacak. Sigortalar 2025'te enflasyon muhasebesi uygulayacak. Karlar yok olacak bu doğru ama nakit akışları pek değişmiyor muhasebeyle. Yani firmanın nakiti artıyor mu azalıyor mu bunu yine aynı şekilde takip edebileceğiz. Bu yüzden muhasebe olsa bile belki yine de iyi bir şeyler olabilir. Şimdi bir de sigortacıkta hani öyle büyük bir rally oldu ki yani öyle böyle değil. Tabii ki bunun realizasyonu illaki oluyor. Olacak. Ve hala bu realizasyon bence hala çok derin bir realizasyon olmadı. Evet düştü. 200'ün de altına düştü. Bakın ne zamandır yıllardır 200'ün altına düşmeyen Anadolu Sigorta burada 200'ün altına düşmesiyle ne oluyor? Yükseliş trendi ciddi anlamda ara verilmiş oluyor. Ve şu anda bu mola devam ediyor. Peki bu mola mı reklam arası mı? İkinci sezon gelecek mi? Şimdi bilanço olarak, firma olarak bakarsa evet ikinci sezon gelecek ama yani hisse olur mu? Ayak uydurur mu? Adapte olur mu? Olması lazım. Çünkü seneye uzun bir dönem daha iyi devam edecek. Yani bir yıl iyi gelecek muhtemelen bilanço olarak. Bir yıl az bir süre değil ki. Dolayısıyla toparlama olabilir. Yani ben tekrardan zirvesi 110'ları bence test eder Anadolu Sigorta. Peki bu hemen olur mu? Bugün olur mu? Onu bilemem. Çünkü şu anda hala realize etme süreci. Bakın tepeden düştü hala yatayda. Yani bu 3 ay mı sürecek? 2 ay mı bu yatay ne kadar sürecek bilmiyoruz ki. Tabi piyasaya da bağlı. Yani evet beklentiler güzel ama grafik olarak henüz hala net bir şey oturmadı. Şimdi Anadolu Sigorta nakit akış tablosuna bakalım. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 6 milyar kendi işinden kazanç elde etmiş. Detaylara bakalım. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişi 44 milyar. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı 35 milyar. Şimdi zaten nakit girişi daha fazla gidenden. Bir de bu nakit girişin bir de faize yatırdığını düşün. Esas faaliyet sonucu 8 milyar nakit 9 ayda. Gelir vergisi ödemeleri falan olmuş. Neyse esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 6 milyar 9 ayda. 9'da aldıysa 12'de kaç yıllık hesaplayalım. O zaman yıllıkta 7,2 falan. Şimdi bunun 10 katı piyasa değeri verse 70 milyar piyasa değeri olabilir Anadolu Sigort. Şu anki piyasa değeri 40 milyar. Yani bir hype var. Peki biz bunun 10 katını veriyoruz ya 10 katıyla fiyatlıyoruz ya. Peki 10 yıl boyunca bu yüksek faiz ortamı devam edecek mi? Etmeyecek. E şimdi böyle bakarsan da 40 milyar fena durmuyor açıkçası. Hissenin şu anda FK'sı 5. Faruk yok, yok zaten ya bu firmalarda bankalarda da yok. Yatırımlardan ne olmuş? Yatırımlara 3 milyar gitmiş. Şimdi mali varlık intisabı 63 milyar eksi. Mali varlıkların satışı 59 milyar buradan para gelmiş. Buradan 3 milyar eksi. Şimdi 6 milyar esas işinden nakit var. Ama yatırımlardan da 3 milyar çıkış var. Şimdi o zaman 3 milyar kaldı geriye. Hani 9 ayda 3 ise 12 ayda kaç olur falan. Hani 4 desek bile 10 katını versek bile 40 milyar. E şu anki piyasa değeri 40 milyar zaten. Buraya göre bakınca da durum bu. Şimdi sıradaki 2025'te muhasebe gelecek ya karlılık yok olacak. Burada şu mikrofon var çok da o yüzden ellerim kaldırdım. Da göstereyim size de. Bakın şöyle şu şekilde yukarı aşağı iniyor. Biz de YouTube gelirlerimizde yatırımlar yaptık yani. Şimdi 2025'te karlar yok olacak muhasebeyle. Sonra sigorta yatırımcıları şu boşluğa düşecek. Biz bu hisseyi neye göre fiyatlayacağız? Ederine. Karlılığın 10 katını versek karlılık yok olmuş. Faök zaten yok. Ne yapacağız? Bu zor durum ortaya çıkacak. Bu yüzden bu nakit akış tablosu önemli. Çünkü en korunaklı kısım burası ve buraya göre baktığımızda da esas faaliyetlerinden net nakitinden yatırım faaliyetlerini çıkardığımızda ve buraya göre bir piyasa değeri yaptığımızda şu anki fiyat bence ederi gözüküyor. Ve bunun 10 katını veriyoruz ama 10 katı da 10 yıllık kârı. 10 yıllık bu kâr devam etmeyecek. Sigortacılık her yıl bu kadar iyi kâr yapmaz. Dolayısıyla
Neyse devam edelim bakmaya. Sonuç olarak nakitleri 9 milyardan 12 milyara çıkmış 9 ayda. Peki karlılık nasıl gözüküyor? Şimdi net kar evet böyle gözüküyor. Çeyreklik bu, yıllık kar nerede yazıyor? Yani net kar çeyrek yazıyor, yıllık görmüyorum. Ama bunları toplayabiliriz de. Ve bunları topladığımızda hissenin FK'sı 5. FK'ya göre ucuz ama seneye bu FK olmayacak. Çünkü FK diye bir şey olmayacak muhasebeyle. Tahta büyüklüğü 14 milyar büyük bir tahta. Şimdi fonlar ne yapıyor? İş yatırımda çok manyak lot var gözüküyor. Toplu mu takas sorusu akla geliyor. Şimdi bakalım kontrol edelim. Sermaye 500 milyon. Halka açıklık %35. Dolaşımda 175 milyon lot var. Bunun yarısı evet vallahi doğru gibi. Mi hayır 175 tamı yarısı 80 milyon olması lazım. Peki burada ne kadar? 223 milyon. Yani 80 milyondan çok daha var. Demek ki çoğu halka kapalı lotlar. Şimdi yatırım fonlarında var mı yok mu? İniyorum. Oh my god nerede bu yatırım fonları? Yatırım fonları niye sıfır gözüküyor abi? Yani ama düzeltilmemiş. Bedelsiz mi bölündüyse? Mesela son durumda grafikte hala 39 milyon gözüküyor. Bakın hatta arttırıyorlar. 31 milyondan 39 milyon lota çıkmışlar. Yani takas iyi. Şimdi gerçekten demek karlılık iyi gelmeye devam edecek demek ki. Ve hatta kar artar enflasyonla. Yani nakit giren nakit artar enflasyon etkisiyle. Muhasebe etkisiyle kar olmayacak o ayrı. Sermaye yatırımlara bakıyorum. 2010'da bölünmüş en son. Yani bu takasta güncellenmemiş henüz ama yatırım fonlarında mal var. 39 milyon lot yaklaşık. Bu da takasın yüzde kaçına tekabül ediyor? 39 bölü 175 çarpı 100. Takasın %22'si. Emeklilikte ne kadar var? Bunlarda da ha bak bunlar azalmış ama 46 milyon lot var hala. Yani takasın en az yarısı hala fonlarda. Hedef fiyatlara bakalım. Bakın oho, %162. 213 lira hedef veren var. %162 potansiyel. İlginç. Gelir tablosuna bakıyorum. Gelir tablosu burası mı? Teknik gelirler var. Toplam 30 milyar geliri var. Teknik giderler var. Bir de yatırım gelirleri var. Bir de yatırım giderleri var. Baktığında evet kârda ama bu yatırım gelirlerinin tabii en büyük sebebi faizlerin yüksek olması. Yoksa baktığında sigorta firması olarak teknik gelirle teknik gider birbirine eşit. Hatta teknik gider bir tık daha fazla. Ama o teknik gider oluşasıya kadar o parayı faizde tuttukları için gelir daha fazla oluyor. Yani kar etmiş oluyorlar otomatikman. Evet şimdi buralarda enflasyon muhasebesi devreye girince neler neler göreceğiz bakalım. Bu bir soru işareti. Anadolu Sigorta özetleyelim. Nakit akış tablosuna göre büyük bir değerleme bulamadım. Gelir tablosu güzel ama 2025'te enflasyon muhasebesi olacak bilançoda. Fonların hala çıkış yapmaması umut veriyor. Bunu yeşile boyayalım. Çok büyük rally yapmıştı. Bunu sindirme süreci devam ediyor. Muhasebe uygulayacak olmasından dolayı ve nakit akış tablosunda harikalar olmamasından dolayı. Ve 10 yıllık karını versek muhabbeti 10 yıl boyunca yüksek faiz devam etmeyeceğinden dolayı hisse şu anda bana cazip gelmedi. Peki hangi sektör o zaman? Yani sigorta şu anda flash sektör. Evet en iyi giden sektör. Belki iyi olan birkaç sektörden biri. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Evet şu anda iyi sektörler yok. Mesela bankacılık bile şu an çok iyi değil. Hatta iyi değil yani. Çünkü yüksek faize kredi satamıyor. Mesela benim hani şu anda gıda hisseleri ilgimi çekiyor. Yatırım yapan, yatırım sürecinde olan gıda firmaları. Gıda firmaları aynı zamanda sanayi hissesi de oluyor. Çünkü o gıdayı üretmek için orada bir makineler falan var illaki işlerken ederken. Sanayide iyi olacak seneye. Bu yüzden gıda hisseleri benim daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Evet şimdi nakit akış tablosuna göre değerleme diye bir şey aslında yok böyle bir şey. Yani yine var indirgenmiş nakit akış ama o çok daha kapsamlı bir şey. Ama ben küçük yatırımcı gözüyle baktım. Şu anda birçok kişi diyecek ya uzmanlar şöyle diyor böyle diyor uzmanlar fon yöneticileri. Tamam kardeşim o zaman buyur al tutan mı var? Niye tartışmaya giriyorsun? Bilse çok potansiyel ise tartışmaya girmeye gerek yok. Alırsın yükselir kazanırsın. Ben burada seneye yaşanacak durumu günümüze getiriyorum. Seneye enflasyon muhasebesi karlar yok olunca insanlar apışıp kalacak yani. Biz neye göre fiyatlayacağız bu hisseyi diye. O zaman gelsin fon yöneticileri kurtarsın bakalım. Kardeşim burada herkes kendiyle baş başa. Kimseye güvenme. Aç bilançoları bak. Ben de diyorum ki muhasebeyle karlar yok olacak. Nakit akış tablosuna göre bir şeyler yapmaya çalışacaksın seneye. Ve şu anda da gördüğüm durum bu diyorum. Evet küçük yatırımcı gözüyle gördüğüm durumlar bu şekilde. Video izleyenler eğer abone değilse 100 bin abone olmam için abone olursanız çok memnun olur. Katıla basıp 100 liralık üyelik alırsanız burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir iş sorsa tanıtıyorum. Bilançosu Gence'de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.